Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 1 Temmuz Pazartesi. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Elektriğe bugünden itibaren geçerli olmak üzere %38 oranında zam yapılmıştı. Üretici fiyat endeksine göre akaryakıt, alkollü içki ve sigaraya da zam bekleniyor. Sözcü'nün haberine göre üfenin %20 artması halinde vergi yükü benzinde 2.27 lira, motorinde ise 2.13 liraya çıkacak. Rakı, viski, cin gibi yüksek alkollü içkilerin 1062 lira olan matbu ÖTV tutarı da Temmuz ayında %20 oranında zamlanacak ve 1275 liraya yükseltilecek. Halen 56 liraya satılan en ucuz sigaranın 66 liraya çıkması bekleniyor. Milyonlarca asgari ücretli Temmuz'da ara zam bekliyordu ancak hükümet zamma kapıyı kapattı. CHP milletvekili Cevdet Akay'ın hesaplamalarına göre Ocak ayından bu yana asgari ücretlinin sofrasından 60 kilo kıyma, 349 kilo tavuk eti, 104 kilo beyaz peynir, 74 litre zeytinyağı ve 425 adet ekmek eksildi. Ocak ayı maaşıyla 100 kilo kıyma alan asgari ücretli Haziran'da 40 kilo kıyma alabiliyor. Asgari ücret kıymaya yapılan zam oranında artsaydı bu ay 42 bin lira olacaktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifasını verdiği haberlerinin ardından yerel seçimlerden beri konuşulan kabine değişikliği yeniden gündeme geldi. Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre aralarında Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da olduğu isimlerin değişeceği belirtiliyor. Bu arada Fahrettin Koca'nın yerine de Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci düşünülüyor. İzmir'in Menderes ve Selçuk ilçeleriyle Balıkesir'in Susurluk ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Menderes'te 150, Selçuk'ta ise 350 hektarlık alan zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yangınların piknik ve sigara izmariti gibi nedenlerden çıktığını ve şüphelilerin gözaltına alındığını duyurdu. Ankara'da 10 Ekim 2015'te 103 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısıyla ilgili davada bugün karar çıkabilir. 26 sanıktan 10'u hakkında karar verilmesi, IŞİD üyesi olduğu belirtilen 16 firari sanığın dosyalarının da ayrılması bekleniyor. Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasını yürüten ve gizli tanık Serdar Sertçelik'i kimi siyasetçilerin adını vermeye zorladıkları öne sürülen 6 polis müdürüyle birlikte 13 kişiye dava açıldı. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı'nda yakınlarını yitiren aileler adalet nöbeti başlattı. Davanın karar duruşması 19 Temmuz'da yapılacak. Amerika'da yakalanan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan Timur'un avukatı yakalanma görüntülerinin yayınlanmasının mahremiyeti ihlal ettiğini savundu. Devre mülk ve ücretsiz tatil vaadiyle 36 bin kişiyi dolandırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik yeni detaylar ortaya çıktı. Çetenin aralarında hakimler, savcılar, üst düzey bürokratların da bulunduğu en az 36 bin kişiden 10 milyar liralık haksız kazanç elde ettiği belirtildi. Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi meclis gündemine gelecek. Buna göre yolcular havalimanlarında cihazla yapılan kontrollerin yetersiz olduğu durumlarda kendisinin veya eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde uçağa alınmayacak. İSKİ verilerine göre barajlardaki su doluluk oranı %70'in altına indi. İstanbul'da günlük su tüketimi 3 milyon 441 bin metreküp olarak ölçüldü. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Hükümetin vergi düzenlemeleriyle birlikte meclise sunacağı torba yasa taslağına emeklerle ilgili kök maaş düzenlemesi girmedi. Ekonomim.com'un ulaştığı bilgilere göre 10 bin lira altında maaş alan milyonlarca emekli Temmuz'da sıfır zam alacak. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan elektriğe %38 zam yapılmasına tepki gösterdi. Bahçıvan, elektrik zammı enflasyonla mücadele inancını sekteye uğratır, dedi.
Merkez Bankası %50 olan faizi sabit tutma kararı almıştı. Bu karar uluslararası finans kurumlarının da dikkatini çekti. Goldman Sachs ilk faiz indirimini 3. çeyreğin sonunda bekliyor. Morgan Stanley'in raporunda faiz indirimi için 2025'in ilk çeyreği işaret edildi. JP Morgan ise Kasım ya da Aralık'ta faiz indirimi beklediğini duyurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geçen yıl yapılan denetimlerde 1533 iş yerinin sahte olduğu belirlendi. Çalışmadığı halde sigorta primi ödenen ya da sahte iş yeri üzerinden sigortalı gösterilen 88 binden fazla kişinin sigortası da iptal edildi. Halihazırda 150 lira olan yurt dışına çıkış harcının 1500 ya da 3000 liraya kadar çıkarılması gündeme gelmişti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu zam oranları AKP içinde de tartışma yarattı. Kulislere göre yurt dışı harç düzenlemesi ertelenecek. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail ordusunun Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 38 bine dayandı. Bu arada Gazze'de Muhammed Ebu Kulub isimli bir çocuk açlıktan hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun yasa dışı olarak kabul ettiği Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerine yönelik İsrail'den yeni adım geldi. İsrail 5 yeni yerin imara açılmasını onayladı. Hamas hareketi siyasi büro üyesi Hamdan, Gazze saldırılarının durması için yürütülen müzakerelerde yeni bir gelişme olmadığını belirtti. Sırbistan İçişleri Bakanı, Belgrad'daki İsrail Büyükelçiliğini korumakla görevli bir polis memuruna okla saldırı düzenlendiğini ve polisin boynundan yaralandığını açıkladı. Saldırgan ise öldürüldü. Fransızlar erken seçimler için dün sandık başına gitti. Beklentiler aşırı sağcı ulusal birliğin birinci olacağı yönünde. Bu sonucun Avrupa siyasetini derinden sarsacağı belirtiliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, partisi Rönesans'ın hezimete uğradığı Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrası erken seçim kararı almıştı. Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra Macaristan Başbakanı Orban yeni bir aşırı sağcı ittifakın kurulduğunu duyurdu. Macaristan Başbakanı, yeni ittifakın Avrupa Parlamentosu'ndaki aşırı sağcı partiler için çatı konumunda olacağını söyledi. İngiltere'de erken genel seçimlere kısa bir süre kala merkez sağın medyadaki en güçlü destekçilerinden Times gazetesi İşçi Partisi'ne destek verdi. Gazetenin başyazısında 14 yıllık muhafazakar yönetimden sonra radikal bir reset gerektiği belirtildi. Amerika'da 5 Kasım'da yapılacak seçimler öncesinde ABD Başkanı Joe Biden'ın çekilmesi yönündeki baskılar artıyor. New York Times yayın kurulu, Başkan Biden ülkesine hizmet etmek için yarıştan çekilmeli başlıklı bir makale yayınladı. Time dergisi de kapağında Biden'ın yürüyerek çizgiyi geçtiği bir fotoğrafla beraber panik başlığını attı. Washington Post gazetesi de 10 alternatif ismin listesini yayınladı. Bu arada Başkan Joe Biden da "Genç değilim ama ne yapmam gerektiğini biliyorum" açıklaması yaptı. Avrupa Birliği Konseyi, Rusya'ya sağladığı destek nedeniyle Belarus ekonomisine yönelik yeni yaptırım kararları aldı. Belarus'tan altın, elmas, helyum, kömür ve ham petrol dahil mineral ürünlerinin doğrudan veya dolaylı ithal edilmesi yasaklandı. İran'da 4 adayın yarıştığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday %50'den fazla oy alamadı. Reformist Mesut Pezeşkiyan ile muhafazakar Said Celili ikinci tura kaldı. 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda kazanan kişi ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de bir kararname yayınlayarak ülkenin yasama organı Milli Meclisi feshetti. Kasım'da yapılması planlanan genel seçimler 1 Eylül'de yapılacak. ABD Başkanı Joe Biden, askeri mahkemeler tarafından eşcinsel ilişki nedeniyle mahkum edilen Amerikalı gazilere af çıkardı. Biden'ın affı yaklaşık 2000 gaziyi kapsıyor. Biden, tarihi bir yanlışı düzelttiklerini söyledi. Kültür, sanat ve yaşam haberlerine bakalım.
Gitar dehası Jimi Hendrix'in 56 yıl önce imzaladığı defter çıkartıldığı açık artırmada 2000 sterline satıldı. Sir ünvanlı İngiliz şarkıcı Elton John bir daha asla turneye çıkmayacağını ve ailesiyle vakit geçirmek istediğini söyledi. Amsterdam Belediyesi turizm kirliliğini engelleme gerekçesiyle yolcu gemisi ve turistik tekneleri yarı yarıya azaltma kararı aldı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Ülke Ocakları'nın eski başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili dava bugün başlıyor. CHP lideri Özgür Özel başta olmak üzere birçok siyasetçi de duruşmayı izleyecek. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iki önemli podcast önerimiz var. Gazeteci Sinan Tartanoğlu'nun cinayet davasını anlattığı podcastini ve Banu Güven'le Kemal Göktaş'ın MHP, Sinan Ateş ve Siyaset başlıklı podcastini kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.